Çin'de 35 yıldan fazla zamandır havuç üretimi yapan Abdülkara, toprakların çok kaliteli havuç ürettiğini, şeker oranının yüksek, düzgünlüğü güzel havuçların Çin'de yetiştiğini ifade etti. Karakollar Mahallesi'nden Abdülkara. Abdül Bey, kaç yıldır havuç işi yapıyorsunuz? 35. Takriben 40 yıl. 35-40 yıl. Bu sene ne kadar bir havuç üretimi? 10-12 dönüm civarında. 12. Talepler güzel, mallar kaliteli. Tabii havucun işçiliği çok. Yani kışın işçilik masrafı çok ağır. Ama yine de Allah bereket versin. Kazancın azı çoğu olmaz. Bölgemizde havuç üretimi az. Bunun doğrudur. Nedeni nedir? Şimdi işçilik yüksek. Yıkama makinesi yok. İlla ki bunu yıkama makinesi şart, yoksa olmazsa olmazı yıkama makinesi. Bu arkamdaki gördüğünüz tambur, bunu yıkama makinesi. Bu tabii bununla yıkamazsan o havucu torbalayamazsın. Çünkü kaliteyi, yani üstündeki pütürleri temizliyor, kaliteli yapıyor. Ondan sonra önümüzdeki yıllarda herhalde İstanbul'dan da bir iki arkadaş görüşmemiz var. Çin'e civarına 150-200 dönüm bir havuç diktireceğiz. Bugün onu bir numune göndereceğim. Onu numune götüreceğim. O patron da kaliteye bakacak. Hakmar diye bir firma İstanbul'dan. Bugün numunesini göndereceğiz. Önümüzdeki yıl bunu tabii tambur alınır. Yani yıkama alınır. Yeter ki talep çoğalsın. Önemli olan Çin'imiz. Havuç çok kaliteli havuç yapıyor. Şeker oranı yüksek. Kalite yüksek. Düzgünlüğü güzel. Görmüşsünüzdür. Sizin çektiğiniz gibi. Görülmüştür. Bence memnunum. Ben 35 yıldan beri yapıyorum. Kaybettiğim yıllar da oluyor. Ama havucun %80'i hep kazandırır. Tonajı yakalarsak havuçta, 5 ton, 6 tonu bulursak fiyat ne olursa olsun havuç kazandırır. Çünkü tonajlı bir mahsul. Bu yıl tahmini konuşuyorum. 4 ton civarında alacağız. Benim 6 ton aldığım yıl da oldu. 25 dönüm, 30 dönüm ektiğim yıl da oldu. Ama bu seneki tahminim 4 ton. Anladım. Fiyatlar nasıl? Memnun edici mi size? Çok memnun edici değil, zarar etmiyoruz. Az çok ekmek yiyoruz. Yani öyle bir zarar yok. Tamam. Toptan şu anda 5 lira. 5 lira. 20 kilo torba 100 lira. Anladım. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Bölümü mezunu olduğunu belirten Bahadır Kara ise babası ile birlikte 6 yıldır havuç üretimi yaptıklarını ifade etti. Havuç üretimini, babam 35 yıldır havuç üretimi yapıyor. Biz de babamla birlikte 6 yıldır havuç üretimini yapıyoruz. Öyle bir pazar sorunumuz yok. Gerek Antalya'dan, gerek Fethiye'den, Köyceğiz, Muğla taraflarından birçok pazarcımız geliyor. Havuça ilgi çok. Çin'deki havucun da şeker oranı fazla olduğundan, pürüzsüz bir cildi olduğundan havuç ilgi görüyor. Ben de 6 yıldır bu işi yapıyorum babamla birlikte. Babam tecrübesiyle, ben de kendimden bir şeyler katarak, hatta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçalı'da organik tarım bölümünü okudum. Bu sene bitirdim. Oradan aldığım bilgilerle ve babamın tecrübesiyle birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Antalya'dan pazarcılarımız geldiği için birçok çeşit talep oluyor. Karnabahar, lahana, kırmızı pancar, turp, vezir turp. Bunları ekiyoruz. Şu an bir seneden beri çok maliyetlerimiz yükseldi. Ama Allah bereket versin, toprak kazandırıyor. Kazandırmıyor demeyelim. Çin'de, Aydın ve Çin'de havuç üretimi çok az. Buradaki topraklar çok elverişli. Topraklarımız havuç üretimine çok uygun ama titiz bir işçilik istiyor. Gençlere şuradan tavsiyem, bunu üretmeliyiz. Havuç olsun, karnabahar olsun, lahana olsun üretmeliyiz. Üretirsek biz kazanacağız. Toptan ürün temini için Antalya'dan geldiğini ve 20 yıldır Çin'i tercih ettiğini belirten Mehmet Uzunoğlu şunları söyledi. Antalya Kumca'dan geliyorum. Burada havuç alıyorum, karnabahar alıyorum. Yani buranın çeşitlerine komple götürüyorum. Pazarcı olarak kendi esnafım. Pazarcılık yapıyorum. Buranın havucu kalite güzel, şekeri çok güzel. Karnabaharlar mükemmel oluyor burada. Lahanalar mesela Antalya'ya göre daha kaliteli oluyor burası. Biz özellikle buraya kendimiz geliyoruz. Kendi işimizi yaptığımız için biraz masraflı oluyor ama buraya geldik. Daha kaliteli mal götürüyoruz. Ben 20 senedir gelip gidiyorum buraya. Abdülkara'yla, Ahmet abiyle, buradaki bütün yani. Aslında ben buralı oldum ha. 20 yıldır buraya gelip gidiyorum. Müşteriye kaliteli mal sunabilmemiz için biz de kalite peşindeyiz. Mesela burada olsun Atça'ya gidiyoruz. Buradaki köyler, komple buranın köylerin hepsini bilirim ben. Yani isim olarak sayamıyorum şu anda. Ama gerçekten burası kalite. Güzel yani.